Ya aslında Biraz çok Mehmet özel Özgibi bir şey sordum ama. yapmıyorum ama hani çevremi işte çevremde çok seviliyorum. Çevremi güldürmeyi seviyorum. Keyifliyim yani. Keyifli bir adam. Sen de beni tanırsın az çok yani. Elbette ki. Evet. Herhalde çok da kafama takmıyorum bazı şeyleri. Belki onun da etkisi vardır. Peki içinden şeyin ne zaman çıktı? Lambacini gibi şarkıcı. Her oyuncunun içinde İşte bir tane o hani cin var. sahneye atılma durumu var ya, beni aslında şarkı söyletirlerdi. Hani o gazinolara falan gidildiğinde işte ailece falan beni hemen iterlerdi, şarkı söyle, ben de şarkı söylerdim. Abi ama hayat böyle mi geçer? Şunu yap, bunu yap, bilmem ne. Ya o dönem Aile de hazırlamış seni. Niye ailemin katkısı ya olmadı? evet Bayağı aslında hazırlamışlar aile galiba. biraz işte ailenin en küçüğü olmamdan kaynaklanıyor bazı şeyler. Yani ben mesela ailenin 5 kardeşiz. 5 kardeşin en Allah küçükleri benim bağışlasın. yani. Biraz ondan Değil kaynaklanıyor mi? Bir herhalde. maskot çıkartmaları da. Ama Aynen işte o maskot. maskottan bir oyuncu çıkartmak ve bir şarkıcı çıkartmak gayet keyifli oldu. Ya. Peki komik fotoğraflarımız var. Evet, fotomontaj Tabii. haber ajansı bildiriyor bakalım kime ne biçilmiş bu akşam. Verelim efendim bir fotoğrafımızı. Ah. Yine bir dönem mi? Bir dönem. Dönem. Bak bir dönem filmi yine. Devam. Gördüğün gibi sen öyle bir uzağa bakıyorsun ki Evet. Bülent'im. Yazık O oldu yarınlara diye bakıyorum. Aynen öyle. Şu filmde beni oynatamadınız. Bana bakan kim? Bana bakan kim? Tuba sen misin o? Yok sen olamazsın evet, ya. Tuba o. Hadi canım. Tuba'nın direkt sadece. Ben Tuba bunun 50 abi? sene sonrası da var. Bak görüyorsun halini gördün mü? Ya. Ya ben işte. Neredeyim? Ulvi'nin kafası Tuğba'nın kucağında. Kucağı aman Allah'ım buradan neler çıkıyor. Bileğe tekli olan, bileğe tekli olan sensin, kafanı kapatmak zorunda kaldık. Ne yapayım abi, rezil miydim tamam. seni bu bak, saatte? Bak kafanı koydular ama ters. Herkes herkesi hani arıyor. Nerede ters herkes ya? Herkesi bak, arıyor. Eğiliyorsun öne görüyor musun? Eyvah eyvah eyvah. Kaldırın başka başka sıradaki ben fotoğraf. Ben ne yapmışım ha? Ben... Patron içindeki şey hali bu galiba. İçinden bir tane şey çıkıyor. Cani çıkmış ama nasıl ama. 1950'de mi çektiniz bunu? Resmen ya. Hakikaten dönem filmi. Sen reddettin ya dönem filmi dönem filmi. Al sana dönem filmi. Bak bakalım ya. Fakat nasıl güzel beyazlaştırmış, siyah evet, beyaz olmuşuz. Süper olmuş abi. Bundan istiyorum. Bunu seslendirebilir misin Deniz'im öyle kolay şey, Jackie Chan seslendirmek. Seslendir. Mesela burada ne diyor adam tam ya, o hamleden sonrası nasıl gelir? Lan! Anladım. Çekil dedim. Anladım, çok keyifli. Jackie Chan. Peki sıradakini verelim. Seni bu... Teşekkür ediyorum gerçekten. Rica ederim. Seni bu akşam çok istedin. O kızların evet. ortasına kanepeye oturtmak. Ama iyi. Orada seni yalnız kanepeye oturttuk ama gördüğün gibi... burada Laf Çok ekibi seni güzel bir yere koydu da yandaki hatun kişiler kim? Bir. İşte ben onu. Yenge bunları görürse ne der? İki. Burada yatacak yer var mı? Bak ben dışarıda yatmaya alışırım. Evet. Burada yatacak yer ve var kostüm. Mı? Ve kostüm. Ne kostümü var? Yatmış. Hayvan kostümü var mı? Estağfurullah. Evet sıradaki. Güzel. Burada gördüğünüz gibi çok güzel tabloyu ben Bob neydi o şey Bob gibi. Aldım. Tabloları yapıyorum. Tuba özel. Bu arada bizim şeyi gösteriyoruz. Parmak da gösteriyor. Nadide çizgili olan bak. Çizgili evet. olan. Şöyle. Çizgili olan ben miyim? Evet sensin. Allah verim çizgili. Verim çizgili. Sen şişman göstermiş. Sen mutluluğun resmini yapıyorsun evet, orada. Orada Abidin rolünde ben varım. Gördüğünüz evet. gibi. Ama hala yapamamışım. Geçelim var mı başka? Ne yaptınız abi? abi. Bülent Çin bu kadar kilo alınır mı? Ne yaptın? Enteresan. Abi gerek yoktu şu gömleği çıkarırdık. Sen niye millet akrabalarım? Oğlum niye kilo almış? Sen, sen bozdun. Öyle böyle değil. Fena bozdun. Çok enteresan. Diğer, Metin Şentürk mü orada bir tane var pembeli giyen? Vallahi çok benziyor ha. Değil mi? Metin'e benziyor. Herkes bir gün bu hale gelebilir. Evet. Vay. Buradan hemen bir geniş aile sorusu gelecek. Geniş değil de hayır, buradan papatyam sorusu çıkar. Papatyama gelelim. Baba baskülde kaç kilo çekiyorsunuz Allah aşkına? Ailecek mi? Ya aile yoksa tek tek mi? Ya o ev. evet ya denk geldi ya. Bu bir şey mi? Hani denk gelme meselesi denk mi yoksa planlı ya. Bir şey mi? Planlı bir şey mi? E tabii yani şimdi aslında hani Metin abinin oğlu benim gibi. Doğal olarak kendisi gibi gürbüz olmak yani, zorunda. Yani evet. Aynen. Hem kasap hem yemeği seven bir aileyiz biliyorsun bir de dizide. E benim de karım işte yani kasabın aslı, karısı gibi. Kasabın aslı oma gibi olmak zorunda. Çocuklar fit ama. Çocuklar fit iyi. Çocuklar fit. Çocuklara iyi bakıyoruz evet, zaten. Evet iyi çocuk. Ya mesajlar böyle hani sosyal mesela bu Birol Güven'de nasıl bir değnek varsa yani herhangi bir dizisi bile en az 700 bölüm kadar falan sürüyor. Evet. Emekli olmayı düşünüyor musun papatyandan? Valla inşallah yani iyi gidiyoruz. Hani Metin abi de çok seviyor işi.
O da çok önemli çünkü. Bir demecim var. Yani Metin abi ne zaman sıkılırsa papatyam o zaman. Evet yani. Öyle midir hakikaten? Öyledir ya, ben öyle düşünüyorum. Yani Metin abi hani Allah korusun, hani bir sağlığı, sağlığı bir şey olmazsa eğer, ya da sıkılmazsa işten, bu iş devam eder diye düşünüyorum. Çünkü iyi gidiyor ya. Hani reytingler de iyi aslında. Hani biz bir de kanalın en iyi işlerinden biriyiz. Tabii canım, hiç mütevazılığa gerek yok. Yok yok, reytingler iyi. Reytingler de iyi, kemik yani bir izleyicimiz var. Maşallah. Manchester maçlarına rağmen. Evet kemik, iyi gidiyor. Ya oradan mesela aldığınız duayı hiçbir yerden almadınız ya mesela. Zaten maçların hani yerine oynanma. Dışarıda da çok dolaştığımız için hani reytinglerin aslında hani öyle olmadığı da ortaya çıkıyor yani. Hakikaten insanların tepkisi, ilgisi, alakası falan. Bayağı bir izleyenimizin keyifli, olduğunu gösteriyor. Ağır bir dizi, inşallah o ağırlığıyla devam etsin. İnşallah. Ve bütün bir ömür boyu o diziye mahkum kalın. Evet yani. Bak şimdi buradan nereye bağlayacağım. Tuğba Özay Mahkum Star diye bir projeniz vardı. Şimdi bu hayata geçmedi ama şunu da düşündüm ben. Hayata geçseydi ve cezaevinden bir star çıkarsaydınız, adam da müebbet hapis almış olsaydı, nasıl olacaktı o iş? Açıkçası çok... Bu kombinasyonu düşünmediğinizi anladığım kadarıyla. Yok, bu proje zaten benim değil. Bu Adalet Bakanlığı'nın da destek vereceği bir projeydi. Yapım şirketiyle bakanlık zaten sürekli temas halindeydi ki onların izni olmadan, onların onayı olmadan böyle projenin hayata geçmesi mümkün değildi. Bu proje bana 3 senedir teklif ediliyor. Esin Hanım yapımcımız çok arzu ediyor bu projeyi hayata geçirmeyi ama dediğin gibi riskleri de olan. Birinciyi mesela af getiriyorsanız eyvallah, yani keyifli de bir proje. Ama zaten hani seçilecek isimler de hani belli kriterler var. Ona göre ancak bu projede yer alabilecek kişilerdi. Ama şu anda proje rafa kalktı galiba. Askıda Allah zaten kurtarsın tabii içerideki kader mahkumlarını da o kriterlere göre biz hani böyle müebbet falan dedik, Allah kurtarsın diyoruz. Tamam. Peki gelelim bu şarkıcılık kariyerine. Şarkılarından bir tanesini Toroslar'da yazmışsın. Hani aşkın Ilgaz'da kendine, efendime söyleyeyim RGS'de ne bileyim işte şeyde Kaz Dağları'nda falan çalışmalarım var mı? Her yerde yazabilirim. Her yerde. Yani her şeyden ilham alıyorum. Hani zaten böyle dağlık bölgeler niye? Yok, o şarkı orada çıktı. Yani işte bir gün Toros Dağları'nın eteklerindeyim. Bulutlar böyle yere doğru inmek üzereyken, yani rakım da çok yüksek. Ben de bayağı yüksekteyken. Kafada bir güzel oldu oksijensizlikten. Fazla oksijenden. Ve şey, Aşkın Halleri adlı bir şarkı çıktı işte ortaya. Sözümüz İvan'a ait olan bu albümde de var. Anlatsana biraz Aşkın Halleri'ni, yani oradan bir şey aşk mırıldan değil mi? Aşk kül eder yavaş yavaş, kul eder yavaş yavaş, sonrasında küllenir, yeniden alevlenir. Coşkun sel olur gider, hayat böyle akıp gider, gün gelir devran döner, yorgun düşer bedenler. Önce yangın devamı çıkarttın, diyoruz. Şimdi de suyu koydun. Allah'tan yani böyle kurtardın. Aşk alev, abi ormanın ortasında yaptığın şarkı. Aşk kül eder, yanar aşk bilmem ne. Aşk kül eder yavaş yavaş, kul eder yavaş yavaş, sonrasında küllenir, zamanla kalbin olur taş diye devam ediyor işte. Teşekkür ederim. Evet, Toroslar'da, sen Torosların çocuğusun, Torosları gördün. Bu tip şarkılar yapılıyor mu? Senin yaptığın herhangi bir türkü, beste falan bir şey? Yok, şu an hiç öyle bir şey yapmadım. Şimdi şöyle Toroslara bakıp da bir şey çıkartmadın mı? Yok. Bir albüm yaptın baba, bir tane Toros şarkısı. Çok baktım, çıkmadı yani. Anladım peki. O zaman zorlamayalım. Yani, ya ben baktım dedi, zorlamanın bir anlamı yok, çıkmıyor yani. Çıksa Toroslar, çıksa Toroslar sizin yani, ne olacak? Peki, manşetlerden devam ediyoruz. 23.30'dan bu yana aralıksız gülüyoruz. Bakalım neler çıkmış manşetlerden. Baktım.